Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir programla karşınızdayız. Çok kıymetli bir konuğum var bu akşam. Elazığ'ın yetiştirdiği çok kıymetli bir sanatçı Sayın Zülfü Faltan. Zülfü abi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizi Elazığ'da konuk etmek, Elazığ'da görmek sizi bilenler için ve benim için gurur verici, mutluluk verici bir şey. Çok memnun oldum. Yani gördüğüm ilgiye alaka hakikaten sağ olsunlar arkadaşlar. Fevkalade ilgi gösterdiler. Ben de zaten sizin yüz hürmetinize geldim. Yoksa Elazığ'a epey zamandan beri gelmiyordum. Evet. Zülfü abi bilenler biliyor. Bilmeyenler zaten öğreniyorlar. Öğrenecekler. Çok benim anlatmam, ifade etmem kelimeler belki yetersiz kalır ama Türkiye'nin önemli seslerinden birisiniz. Sağ olasın. Yaş, yeni nesil de öğreniyor, öğrenmeye devam edecek. Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız ama biz Elazığlı Zülfü Faltan'la ilgili birkaç şey söyleyelim. Bu bilmeyenlere de anlatma vesilesi olmuş olur. Tabii tabii. Bir madenden başlayalım. Maden günlerinden başlayalım. Sonrasında hem yaptığınız sanatı hem eserlerinizi, binden fazla kaydedilmiş eseriniz var. Evet. Okunmamış türküler biliyorsunuz. Özellikle sesiniz özel bir ses. Bunların hepsini konuşacağız ama madenli, bakır madenli Zülfü Faltan kimdir bilmeyenlere anlatalım. Evet, bakır madenli Zülfü Faltan, madenin arpa meydanında 1949'da dünyaya geldi. Evet. Bağımız bahçemiz vardı o dönemde. Meşberlikten uğraştığım... Bahçe şeydeydi değil mi? Bu fabrikanın, o bacaların hemen solunda. Evet, zaten ondan sonra bir takım sıkıntı yaşattı fabrika bize. Nedir o sıkıntılar? İşte bu asit dumanı, bacadan çıkan duman, evet. O bahçeye çok büyük zarar verdi. Yani sebze, meyve artık yetiştirmedi, artık şey oldu hani, ne derler ona, talan oldu yani evet. Oralar. Hopan oldu yani, derler hopan. Evet. Hatta öyle bir tabir de var, hani derler ya baba değil de hopan, dolu vurdu hopan etti. Evet. Yılda bize şu maden o dumanından, asit dumanından çok sıkıntılar çektik tabii. Kendimiz de çok çektik. Ben yıllarca faranjit hastalığından kurtulamadım madende. Ama daha sonra İzmit'e oradan İstanbul'a gittikten sonra bende bir daha faranjit olmadı. Evet. Demek ki o dumandan oluyormuş. Evet. Maden fabrikasında da çalıştım Etibank'ta. Evet. Babam tabiri caizse müezzinlik yapardı. Kadrolu değildi. Arada bir çağırırlardı, rica ederlerdi. Sesi de çok yani güzel olduğu için gidip sela okurdu. Ezan okurdu. Kaside okurdu. Benim de sesim babama çekmiş. O zaman babam tabii güzel de hoyrat moyrat okurdu böyle. İşte bir bakıyorum ki okuduğu hoyratlar Elazığ ve Diyarbakır yöresi. Evet. Diyarbakırlı Celal Elazığ'dan mahalli sanatçıları dinlemiş. Oradan aşıladı bana. Tabii ben sonradan TRT'ye geçince bu tür eserlerin hepsini okudum, albümünü yaptılar. TRT albümünü yaptı evet. Mesela Uzun Havalar'da. Bütün Elazığ'lı makamları, Diyarbakır günü, Akeze öyle. Çalıştırması, zor çalışması yani güç bir eserler. Yani çok çalışmak gerektiren bir eser. Bunlar evet. Eserler. Zor eserler. Evet. Peki Zülfü abi o madende geçen süre, ne kadar madende kaldınız? O madende geçen zamanda aklınızda kalan neler var? Yani ben madende 48 yıl oldu madenden çıkardı, 74'te çıktım. Evet. Madendeyken tabii plak yaptık o zaman, Mahinur Plak Şirketi Elazığ'da. Tabii bunları ben her programda gündeme getirdim. Evet. İzleyenler, daha önce benim programı izleyenler bildiler. Sonra bizim Turul abimiz vardı, Turul Gülseçen, güzel de bir gümüş çalardı, bestekar. Hatta bu girsen de cennet bağına. Evet. Vallahi gelmem yanına. O türkünün de bestecisi. Ondan sonra
Bir gün bana Turgut abi dedi ki ya böyle böyle gel plak yap dedi. Ya plakın da son dönemi bu 45'lik plakların da son dönemi. Gittik o zaman İstanbul'da Beyoğlu'nda bir plak şirketi vardı. Orada hiç unutmam bana baş bağlamında eşlik eden de Adnan var verendi. Biraz klasik şeyler okumuştum. Beste mesle türü şeyler. Hatta Turul Gülsaçan'ın da bazı Türk bestelerini okuduk. İşte Gökte Yıldız bir tane mesela onun bestesidir. Evet. Peki o çocukluk yılları babamdan etkilendim dediniz. Babanız müezzinlik, imamlık yapıyor. Sesi çok güzel. Bu okuma işi ne zaman başladı? Yani gençlik yıllarında mı, ilkokulda mı, ortaokulda mı, lisede mi? Ne zaman okudunuz? Daha önce kendimizi, sesimizin hangi eserlere gittiğini, oturduğunu bilemiyorduk. Amatörce okuduğumuz dönemlerde o zamanki sanatçılar, ünlü sanatçılar kimse, işte Ahmet Sezgin, rahmetlik işte, rahmet istedi. Nuri Sesi Güzel, Nurettin Dadaloğlu. Onları dinlerdik çok. Ondan sonra Diyarbakırlı Cenan'ın bir gün plağı elime geçti. Yaş destanı, bir güzel ki 10 yaşına girince. Onu okumaya çalıştım. Çok hoşuma gitti. Çok. Bir de o eserleri, Elazığ ve Diyarbakır türkülerini veya hoyratlarını okuduğumda babam aklıma geliyordu. Çünkü o tür eserleri o da seslendirdiği için. Yani babanız bir yerde okuyor muydu, evde mi okuyordu? Yok, böyle bahçede işte evet. Oturdu, şey okurdu, kaside okurdu. O kaside okuduğu zaman, inan ki o köylüler, bizim oradan geçen köylüler vardı bahçeden, bahçenin orada. Herkes durur beklerdi, onun sesini dinlerdi. Sabahları öyle güzel sede okurdu ki. Müthiş bir şeydi ama işte onun için onun etkisinde kaldı. Şimdi Doktor Nurettin Zaza, Fethiye Çetin hep madeni anlatıyor, madeni anlattığı kısımlar var. Maden sadece fabrika olduğu dönemlerde değil, fabrikadan önceki dönemlerde de bir canlı hayata, sonra kültürel bir altyapıya sahip bir ilçe. Bu açıdan baktığınızda madenle ilgili neler söylersiniz? Çünkü İzzet Altınmeşeler siz, daha sonra işte Sezai Karakoçların bir dönem orada yaşadığı kaldı. Kültür altyapısı olan bir ilçe. Ben çocukken, o zaman düğünlerde bile sesi güzel olanlar okurdu. Evet. Veya operlodan, şeyden, mikrofondan okurlardı. Belediyeye bağlı mikrofonlar, operlolar vardı. Mesela benim en çok madende beni etkileyen insan, ya bugün Bursa'da kendisi oturuyor, ikamet ediyor. Mehmet Coşkun diye bir abimdi. O kadar güzel ses, o kadar güzel volümlü bir ses. Ve de çok da güzel okurdu. Hatta oradan ben onun şeyini dinlemiştim. İlk dinlediğimde Mamuş Türküsü'nü de ondan dinledim ilk defa. Peki madende Zülküf abi sinema vardı, tiyatro vardı o dönemlerde. Abi yani biz gözümüzü açtığımızda... Oralarda çıkıp söylediniz mi? Yani tabii, damlarda tabii. Düğünler oluyor, elbette, damlarda... Elbette ben yani TRT'den sonra, TRT'ye geçtikten sonra da mesela madende kaç sefer konsere gittim. O işletme sineması vardı. Evet. Orada bir şey neydi, karakol yapılmış, işte oraya bir destek olmak için, karakol için, polis karakolu. Evet. Gitmiştim, çok da iyi karşılanmıştık. Ünlü olmadan önce oralarda çıkıp türkü söylediniz yani mi? Tabii ünlü olmadan ben lisedeyken, bak lisedeyken, bir gün ben şimdi tabii babam rahmetli olduktan sonra evet. Artık evde 5 nüfus bakıyorum. 5 nüfusuz. Hepsi benim elime bakıyor. Babamın emekli maaşı da yok. Ne yaptım şimdi? Fabrikaya girdik. Fabrikada çalıştım. İlk önce çırak olarak çalıştık. Sonra usta olduk. Yani bu kimyane bölümüne geçtim. Laborantlık yapardık orada. Laborant'tı bizim evet. Ustaların ismi. Yani ustalara laborant derlerdi. Çok analizler yapmışım ben. Gümüş, altın, bakır. Hep onların analizini biz yapardık. Yani orada ben çok onlara türkü okumuşum. Ben isterlerdi, orada okurduk. Ama sonradan
bu lise tahsilim, o zaman Maden'de lise olmadığı için lise daha yeni kuruldu Maden'de. Ben de şey yaptım, gittim bizim bir vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, sağ sağ Allah sağlık versin. Alper Bey diye bir öğretmenim, şey, baş şeyimiz vardı, mühendis. Yani bizim servis şefi. Evet. Ona dedim ki ben okumak istiyorum ama böyle durum, ben nasıl gideceğim, hem iş hem şey. Dedi ben seni öğleden sonra git, ben seni idare ederim dedi. Yeter ki sen oku. Lisedeyken bir gün bana dediler ki ya işte gittim böyle herkes, yani hocalar bana türkü falan okutma, şey okutmazlardı. Yani ders falan sormazlardı, bir şey demezlerdi. Biliyorlardı ben işte dışarıdan devam ediyorum. Bir Gülsüm hocamız vardı bizim, edebiyatçı. Evet. Bir gün bu Şol Cennetin Irmakları diye Yunus Emre'nin bir kasidesi var. Müziğiyle beraber. Birileri ne demişse demişler bunu, ancak onu o çok makamıyla mükemmel okur. Geldi bana dedi, Zülküf dedi, yazılı yapacaktı, yapmadı. Eğer bize türkü söylersen yazılı yapmayacağım dedi. Herkes gözümün içine bakıyor benim. Neyse, aç, tamam dedim, aç dedi Şol Cennetler Irmaklarını, açtım. Oku dedi, ben normal okudum, yok öyle değil. Makamıyla oku dedi. Genç bir öğretmendi. Dedi ki, ben okudum, kasideyi okudum, böyle baktım ağlıyor. Çok duygulandı. Dedi ki, yani biliyordu benim işte babam olmadığını, evet, sık, yani maddi durumumun iyi olmadığını. Dedi, Zülküf dedi, ben dedi, artık eğer ölürsem gam yemem dedi. Sen bu sesinle bir yerlere gelirsin. Böyle bir ses ilk defa duyuyorum dedi ben. Evet. Bana moral vermişti. Hocalar, mocalar, ondan sonra herkes artık müzik, türkü seven, müzik seven hocalarımız her derste okuturlardı. Evet. Ve ilk lise gecesinde çıktım. Lise bir gece yapıyor, orada sahneye çıktım. İşletme sineması. Evet. Orada uzun hava okudunuz mu? Başka bir şey mi okudunuz? Ya yaş destanını okumuştum. Orada okudunuz. İlk defa okudum. Evet. Silmedin gözyaşını. İlk defa orada okudum. Hala uyan yar. Hem Elazığ ve Diyarbakır okudum sadece. Evet. Peki bir de bir Elazığ kısmı var. Bu Çayda-Çıra Parkı dediğimiz, Cemiloğlu Parkı dediğimiz öğretmen evinin karşısındaki park. İbrahim Tatlıses'lerden tutun da birçok sanatçı, sizin gibi birçok sanatçı oradan geldi geçti. O günleri hatırlıyorsunuz. O günlere dair neler söylersiniz? Yok. Orası yani da birçok sanatçının çıktığı yerde. Yani İbrahim'i ben görmedim orada. Evet. Çünkü İbrahim benden yaşça küçüktür. Evet. O 54 doğumlu, ben 49 doğumlu. 5 yaş farkı. Evet. Ama İslam Radyosu'nda karşılaştık biz İbrahim'le. Saygılı, gayet hürmetkar. Evet. Ve hocam hocam diye iltifat da etti bana, Allah var. Hoş bir insandır. Evet. Yani İbrahim şeydir yani. Bazı şeyleri oldu ama onlar demek ki hayat yaptırıyor bu. Evet. Müzik alemi öyle şeyler istiyor, yapıyorsun mecburi. O çay bahçesindeki günlerden aklınızda kalan neler var? Tabii mesela dedim ya, mesela Elazığlılar, benim yaşımda olanlar çok iyi bilir. Evet. Mesela diyelim şey, Cevat Petek vardı. Evet. Cevat Petek böyle mahalli de okumazdı. Hani mahalli okumazdı. Evet. Her yöreye uygun bir sesi vardı. Ondan sonra o ömrü şey yapmadı. Kısaydı ömrü, evet, rahmete gitti. Sonra Enver abi zaten onun plakları da büyüdük. Evet. Enver abiyle burada TRT döneminde değil de bu Elazığ'da olduğunuz dönemlerde, TRT dönemlerinde zaten Enver abiyle çok anlarız var, onları konuşuyoruz ama Elazığ kısmında Enver abi, Yeniceli Kemal, birçok kişiyle o zaman burada hem söylüyor hem tanışıyorsunuz, onların birçoğuyla zaten arkadaşlarınız var. Enver abi hiç, yani sahnede hiç izlemedim ben. Evet. Sadece abi kardeş gibiydik şeyde Ankara'da. Hatta burada Elazığ'dayken tanışmıyor muydunuz? Yok, Elazığ'da tanışmıyordum. Hmm. Ankara'da biliyordum ama plaklarını dinliyordum. Evet. Hakikaten çok güzel icra eden bir insan yani Elazığ'ı, evet, daha profesyonel bir dilde okuyan sanatçımız. Evet. Gazel okur, şarkı okurdu.
bir tek türküler de gelmedi Enver Demirbağ. Evet. Onun için ha bir de şu vardır yani profesyonel de olsa bak profesyonel de olsa mutlaka mahalleyi bilmen lazım. Niye biz mahallelikte yetiştik? Mahalli yani kendi yöresini bilmeyen insan profesyonel olamaz zaten. Ben kendi yöremin türkülerini bilmiyorum, hoyratlarını okuyamıyorum, başka yöreleri okuyorum. Olmaz. Öyle sanatçılık da olmaz. Evet. Peki sizi bu sese, uzun havalara sesiniz götürdü. Yani bir zorunlu bir tercih gibi oldu. Çünkü sesiniz uzun havaya yatkın, herkesin okuyamadığı dik ve zor şarkıları, türküleri okuyordunuz. Ya yani evet. Şimdi sesi öyle o yapıya sahip bir ses. Bir de ben de mesela kırık hava okuduğum zaman bir toplulukta falan canlı okuduğum zaman mesela o kadar fazla ilgi olmazdı ama bir hoyrat okuduğum zaman herkes yani karşılığı şetali bırakır beni dinlerdi. Evet. Peki Zülküf abi Musiki Cemiyeti'ni biliyorsunuz. Musiki Cemiyeti İstanbul'daki Üsküdar'dan önce kurulan bir cemiyet daha sonra kuruluyor. Siz de bu cemiyete gidenlerden, bu cemiyetle teması olanlardan birisiniz. Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği, o cemiyeti dair hatırınızda kalan şeyler neler? O günlerden bahsederseniz neler söylersiniz? Valla ben cemiyete ne zaman gittim? Erzurum Radyosu'ndayken buraya sık sık göreve gelirdim. O göreve geldiğim dönemlerde günüm hep orada geçerdi. Naci Bey'in yani Naci orada idareci evet. olduğu dönemlerde. Naci Bey de hakikaten pırlanta gibi bir insan. Hazza İstanbul Beyefendisi. Makam şinaz biri. Ama o zamanlar gidip geliyordum yani 1980'ler diye 84-85'lerde çok giderdim. Ama İstanbul Radyosu'ndayken o zaman da gelirdim işte halk evine giderdim ara sıra müzik yani beni çekiyordu oraya. Evet. Ama bir de gittikten sonra memleketine gidip sanatçısını, arkadaşları görmek de icap ediyor başka yere. Yine hayatımız orada geçti. Evet. Ben de halk evinden yetişmeyim zaten. Evet. Madem de halk evinden yetişmeyim. Evet. Peki bu Enver abi ile olan diyalogları konuşursak, Enver abiyle çok diyalogunuz var. Hatta Enver abiyle Celal Güzel Sesi konuşurken bir eser diyaloğu yaşanıyor. Onu da anlatırsanız seviniriz. O hayatınızdaki önemli şeylerden biri. Ha şimdi Enver abiyle biz Ankara'da olduğumuz dönemde otururduk. Böyle bir gün bir Hıdır Yüzbaşımız vardı. Yüzbaşılıktan evet. emekli. İyi içi köfte yapardı. Bir gün bir arkadaşımız vardı. Çetin'in yeri diye bir yer. Karslı bir arkadaşımız, abimiz. Orada oturup dediler işte bir içi köfte yapalım, oturalım bir meşk yapalım falan. Enver abi de var, Zülküf sen de varsın dediler. Tamam dedim. Şimdi tabii da ondan önce bir gün Enver abi bana dedi ki ya Zülküf dedi bu Diyarbakırlı Celal'ın bir Buyu Vahdet divan gazeli. O kadar muhteşem bir şey, o kadar muhteşem. Dedi orayı dinlediğin zaman o da Celal'ın aşığıydı. Bak şimdi Diyarbakırlı Celal'ın bütün bizim dönemde ve bizden öncekiler onun aşığı olmayan sanatçı yok. Atatürk de dahil. Aynen. Evet, Atatürk çünkü, de Celal Güzel Sesin. Paşa abi de çok, Paşa Demirbağ da hep onu ondan şey yapardı, söz ederdi. Dedim ben Enver abi onu duymadım dedim. Meğerse o ara bizim İzzet abi okumuş o eseri. İzzet Altınmeşe. İzzet Altınmeşe ama ben İzzet abiden hiç dinlemedim o zaman. Hı. Aldım direkt Celal Bey'i dinledim. Dedi ki bende kaseti varsa çıkardı cebinden verdi. Dinledi dedi. Tabii dinledik. Bir 10 gün sonra işte biz orada otururuz şu köfte alemi. Yedik, içtik, sohbet ederken ben şimdi bilhassa Enver abiyi deşmek için, okutmak için diyorum evet. hani şeye getiriyorum. O da tabii o zaman da yani bizlerden aşağı yukarı nereden bakarsan 15-16 yaş büyük adam. Ya şimdi hak veriyorum. Gerçekten belli bir yaştan sonra insanın avazı da çıkmıyor. O gençlik sesi gibi parlak olmuyor. Şimdi belli yaştan bir adam mesela 75-80 yaşından sonra kalkar okursa
atlar iner eşeğe biner. Bu böyle olur. İlk de ilk yaş seni, geçince okumamak mı lazım? Bak ilk de ilk dinleyen insan seni yok ya zükürde iş kalmamış. Onu söyletmemek lazım. Eskiden nerede şimdi diye. Bu onun için yani okuma, bence okumamak daha güzel. Ama yerine göre orada icra etmek dedim o eserleri. Sonra ben bir gün Enver abi bana işte o şeyde dedi. Ya Zülküf Bey dedi. Hep bana Zülküf Bey derdi. Zülküf Bey dedi sen dedi o Diyarbakır Celal Bey'in o bu vahdetini ne yaptın? Öğrendin mi biraz? Repertuarını aldı demezdi. Öğrendin mi sen? Dedim öğrendim. Ele bir oku dedi falan. Öyle deyince tabii Enver abi kıramasın. Okuduk. Bayıldı. Sen dedi bunu eskiden beri biliyor musun? Bu böyle bir hafta 10 günde okunacak bir eser değil. Sonradan dedi artık o eseri dinledi. Paşa abi de o da onu ben sonra şeye okumuştum. Kasete okumuştum. Fettan Güzel kasetine. Ankara'da yaptı o kaseti. Şey dedi şimdi Paşa abi Enver abiye diyorum. Ondan sonra Enver'e diyor ki daha bu adama karışılmaz. Bu ki bu adam bu eseri bu kadar mükemmel okumuş. Bu adamla uğraşılmaz. Ondan sonra işte Enver abi bana dedi ki artık ben sana el veriyorum dedi. Evet. Onda ustalık şeyini veriyor yani. Evet. Ondan el almak kolay evet. değildi. Yani. Evet. Peki o dönem Enver, Demirbağ, Paşa, Demirbağ başka kimler vardı? Kiminin şansı yoktu işte TRT'ye gidemedi ya da Elazığ'dan başka bir yere gitme şansı olmadı. O zaman bildiğiniz Elazığ'da iyi sesler var mıydı? Kimler vardı? Vardı tabii canım. Örneğin mesela Kemal Yeniceli çok iyi bir sesti. Evet. Yeniceli Kemal evet. derlerdi. İşte dediğim gibi Cevat Petekler evet. zamanı. Bekir Bakır Sıtkı. Bakırcı evet. Neydi şeyi onun Sıtkı? Bakırcı Sıtkı. Bakırcı yani. Evet. Öyle diyoruz. Bakırcı. Mesela onun el ezberi çok mükemmeldir. Evet. Güzeldir yani el ezberi. Şimdi bugün, yara benden. Bugün kulaklarını çınlattık. Hasan Öztürk ve Zülfü Demirtaş. Onları da çok seviyorsunuz. Bugün söyleyince de arayıp seslerini duyma şansımız oldu. Ya tabii şimdi Zülfü olsun, Hasan olsun. Evet. Şimdi bunu şöyle kabul etmek lazım. Ben hiçbir zaman hiç kimse için yani neyse odur. Onu söylemişimdir. Evet. Şimdi bu adamlar mahalleyi fevkalade, çünkü Enver'den yetişmiş ikisi de. Mahalleyi o kadar sağlam okuduktan sonra onun dışında bir de bunlar profesyoneldir. Tabii. Yani bunlar Kültür Bakanlığı'nda çalışmış. Bayağı bir dirsek çürütmüşler bu hususlarda. İkisini tabii de, duydukları gibi de bir de işin bilimsel kısmıyla. Tabii evet. yani ikisini de, çünkü Allah var yani bana karşı saygıları her zaman sonsuz, her zaman. Tabii hemşehrilerimdir. Onlar da şimdi bazen mahalle okuyorlar. İşte bak bir bak ben bazen Hasan'ı Enver zannederim evet. okuduğu zaman. Evet. O çok güzel. Yani evet. Sesi yakın diyorsun. Tabii iyi bir ses. Evet. O da öyle, şey de öyle. Zülfü hani mahalleyi tam mahalle ağzıyla okuyan Zülfü de öyle. Evet. Aynı Zülfü okur. Evet. Peki bu mahalle ve Elazığ'ın çok güzel türküleri var. Zaten söylemem gerek yok. Bunları siz bizden iyi biliyorsunuz. Bir de az önce Hasan abiyle Zülfü abiyle ilgili söylediğimiz şeyin aynısı sizin için tabii fazlasıyla geçerli. İşin bilimsel kısmıyla da uğraşıyorsunuz. Tabii sadece onlar, şey tabii, değil. Eğitimini alıyorsunuz, şimdi, notasını, makamını, yani söylenme şeyini. Müzik, şey, makam şinaz insanlar. Evet. Makam bilir, usul bilir. Efendime söyleyeyim. Diyorsunuz ya bir türkü bir kere aynı şekilde okunur. Çeşit çeşit okunur. Onlar da onun eğitimini almış. Şimdi bizim şeyler mesela. Enver abi buna da dahil. Enver abi o kadar uzun havalar okumuş ki hepsi birbirinden farklı. Evet. Aklına nasıl gelmişse o anda öyle okumuş. Ama bizde öyle bir zorunlu şans yok. Olmaz. Evet. Çünkü evet. biz bu iş TRT'ci olarak TRT yani bunu bir sefer okumuşsa o şekilde okunur. Peki biz şunu çok tartışıyoruz Elazığ'da. Çok güzel türkülerimiz var. Ama bunları böyle daha çok popüler anlamda duyurma, reklamını yapmayı beceremiyoruz. Bu biraz hani hep söylenir ya hizmetkar ağzı meselesi var. Nasıl tanıtırız bu türkülerimizi? Bu türkülerimizi ya bu ya ona kötü demiyoruz. O biz anlıyoruz, dinliyoruz ama herkes onu dinlemiyor. Şimdi bizim Elazığlıların sözü bu.
Evet. Bu hizmetler lazım. Yine en azından söyle, yabancılar bilmez bu işi. Her yörenin öyledir. Evet. Mesela Mükerrem Kemertaş, Allah rahmet eylesin. Evet. Onlar derdi, bizde de onlar da maraba ağzı derlermiş. Evet. Ha, her yerde bu iş aynı. Yani onlar o yöreyi tam manasıyla böyle temsil eden, mahalli gibi okuyan sanatçılar oldukları için işlerine dedim ya, en düzgün profesyonel okuyan yine Enver'dir. İşte şimdi mesela bizim Zülfü'dür, Hasan, onlar artık bilinçli okuyorlar bu işi. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor, bir reklam arası, ardından devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, bizden ayrılmayın. Elazığ'ın yetiştirdiği çok kıymetli sanatçı Zülküf Altan'la söyleşimiz devam edecek. Evet, programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Televizyonunu yeni açmış olan için söyleyelim. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Elazığ'ın yetiştirdiği önemli bir ses Zülküf Altan konuğumuz. Zülfü abi çok şey konuşacağız ama arada Zülfü abi aradı, Zülfü Demirtaş aradı, evet. Osman Bulut aradı. Sağ olsun. Hem çok seviliyorsunuz, hem kıymetlisiniz, hem özelsiniz. Arayan var, çok mesaj var. Sağ olsunlar. Güzel bir şey. Ben de onları seviyorum. Evet. Şimdi Hasan abi de bir konserde, yoksa o da mutlaka ulaşmış olurdu. Bu arada madenli bir sanatçı Abdullah Çavak, saygıdeğer Zülfü hocam, talebeniz olarak annemin rahatsızlığından dolayı yanında olamadım. Çok üzgünüm. İyi ki varsınız. Benim ekolümsünüz. Bize teşekkür ediyor madenli sanatçı Abdullah Çavak. Benim talebem Abdullah. Abdullah. Maden çok değerli isimler yetiştirmiş. Yani Abdullah. Fatih abi var. Fatih abi çok saygılı bir çocuk. Abdullah Çavak için söylüyorsunuz. Severim ben. Günüm benim Ankara'da hep ondan geçiyor. Evet, Abdullah Çavak'la değil mi? Abdullah Çavak. Bir gün inşallah onu da konuk edelim burada. İnşallah tabii. Mutlu oluruz Abdullah Bey'i konuk etmekten. Olur. Maden çok sanatçı yetiştirmiş bir ilçe. Fatih abi mesela candır, Fatih abi çok severiz. Fatih kısa parmak. Fatih Hazla beyefendi bir kardeşimiz yani. Evet. Ben de çok severim onu. Eşi de TRT'den gitmedir. Evet. Spikerdi TRT'de. Evet. Maden baş tacı, onları hakikaten severim, takdir ederim. Evet. Zülfü abi sesinizi konuşalım. Şimdi her eseri herkes okuyamıyor. Her eseri okumak da çok çok zor. Böyle inişli çıkışlı dik eserler. Şimdi bugün Hüseyin Sezgin Çelik bizi misafir etti. Sağ olsun, kendisine teşekkür ediyoruz. Bir kelime kullandı, çok doğru. Ölümsüz ama güncel olmayabiliyor. Güncel değil diyor. Bu tarz sanatlar, bu tarz sesler, bu tarz söyleyişler ölümsüz ama o an her gün göz önünde olmayabiliyor. Her gün popüler olmayabiliyor. Ama ölümsüz diyor. Sesinize dair neler söylersiniz? Yani o şudur yani. Hatta bir gün Belkıs Akkader beni telefondan görüştü. Beni aradı. Neden? Bu bir kaza geçirmiştim. Radyoya giderken. Duymuş. Sağ olsun. Siz arkadaşlar aradı. O zaman dedi ki, ben de şey yaptım, dedim yani siz de bir zaman Türkiye'yi salladınız yani. Öyle zamandı ki Türkiye'yi salladığınız dönemler de var. Ya dedi, biz Türkiye'yi falan sallandık ama biz gideceğiz, sizin gibi kalıcı değiliz. Siz tarih yazdınız. Yani dünya durdukça sizin eserler söylenir, okunur yani. Klasikler öyledir, klasik ölmez. Evet. Bir de şimdi şu var, bu benim okuduğum eserler olsun veya diyelim ağır makamlar, ağır eserler. Sen bunları bir çocuk okuyamaz mesela ama böyle basit usul. Aslında orada müzik yaparken bir de bir tarih, yaşanmışlık, bir aktarım yapılıyor. Tabii ağıtlar, yani, sevinçler, hüzünler, şimdi, daha çok ağıtlar sizinki. Aynen. Yani bunlar, biz merdivenleri böyle ağır ağır çıktık hep. Ağır ağır. Yine konuşmaya devam edeceğiz ama aklıma şu geldi. Şimdi TRT sanatçısı olmak hem güzel bir şey, bir avantaj ama beraberinde çok dezavantajı var. Albüm yapamıyorsunuz, konsere gidemiyorsunuz. İstediği zaman da sizi TRT çıkarıyor. Her zaman da TRT çıkma şansınız olmuyor. Sizi böyle kısıtlıyor. Öyle bir dönemden geliyorsunuz. Ya şimdi o şöyle oldu bak. Mehmet Özbek, saygı duyduğum bir hoca kendisi aynı zamanda. Çok sevdiğim bir insan ve bana çok destek olmuş bir insan. Beni de Türkiye radyolarına kazandıran insan odur.
O bir ara bana dedi ki, yani birkaç lise daha kalırsın dedi Erzurum'da. Ondan sonra istediğin yere senin tayinini yapar. O zaman müzik dairesindeydi. Yani yetkili bir kişiydi. Ama sonradan oradan ayrıldı, gidip Kültür Bakanlığı korosunu kurunca Erzurum'da bana söyledi, geldi dedi ki ya ben böyle bir şey düşünüyorum, gel beraber çalışalım, sen de gel, bir de bir bağlama sanatçımız vardı bizim, Nurullah Akçayır, evet. Bayram Şengül. Ya gidemedim ben, dedim ya şimdi orada o zaman okuyacağımız eserler öyle kalacak, dinleyici yok, bir şey yok. Ama burada bir TRT var, Türkiye Radyoları'nın TRT'si var, yani kendi yöremizi daha iyi temsil ediyoruz dedim burada, bu türkülerle. Onun için ben gitmedim, oradan TRT'de ayrılınca ben orada bir sene, yerine 6 sene kaldım. Evet. Şimdi siz hep hoyratlar, gazeller, sayabileceğimiz çok sayıda uzun hava makamları okuyorsunuz, onları da soracağım size ama örnek veriyorum, bir opera okusaydınız daha çok popüler olunacaktı değil mi? Denediniz mi hiç öyle, bir ses nereye gidiyor, ne oluyor diye denediğiniz oldu mu? Ya yok, şimdi eseri... İşte bu sesle opera okusaydınız daha çok tanınmış olacak, onu kastediyorum. Operada evet. Bana çok eden arkadaşlar oldu, gençler. Ya dediler, biz mesela yıllardır bu işi profesyonelce yapıyoruz. Fakat dedi, mesela senin yaş destanında yaptığın o iniş ve çıkışları biz bir türlü çözemedik, yapamıyoruz. Onlar da yani beni çok sevdikleri için gelip tanıştılar. Şimdi bir insan bir şeyi sevecek ki yapsın. Sevmese yapamaz yani. Ya sevmese yapamaz. Affınıza sanıyorum, müzik literatürüyle ilgili yanlış kelimeleri kullanırsam düzeltin. Böyle sesinizi analiz edecek olursak, tiz mi, bas mı, sesinizde ne özellikle? Tenorum ben. Evet. Tenor. Evet. Anlatırsanız seviniriz. Ne demek istiyorsunuz? Yani şimdi tenor. Meyanlar var ya, evet, evet. İnceliyor ses evet. Mesela. Mesela yaş destanında. Evet. Şimdi bir güzel ki 10 yaşına girince başladığında o bariton bir ses. Evet. Ana o çıkışlar evet. Tenor oluyor. Evet. Ve öyle oluyor ki artık basa iniyor. O sonlarda var ya düşmelerde. Evet. Karar sesleri oraya geldiği zaman işte bu insanlar burada bu ses, şimdi yeri gelmişken söyleyeyim, yani Celal Bey'in bu özelliği var, şimdi sesinin bu özelliği var. Her ses çıkıyor. Yani sonu yok yani. Hı. Tavanın üstünde sesi yok, pesinin de sesi yok. Ki pes seslerde, bütün tenorlar pes seslerde detone olur. Yok adam. Bunlar yani sanatçının şeyinedir, yararına bu şeyler. Çünkü bunlar her Allah-u Teala bunları herkese vermez. Evet. Herkese nasip etmez. Kim söylemişti sizin sesinizle ilgili, söylemişlerdi. Cevherler cevher diye, her altından var diye biri böyle ifade kullanmış sizin sesiniz için. Bir Enver abiyle ilgili sanırım. Enver abi öyle bir şey söylemişti. Enver Demirbağ öyle bir şey söylemişti. O Celal Bey için şey dedi ya. Mesela bu vahdeti dedi, dinlediğin zaman Celal Bey'in orada sesini dinle dedi. Orada yaptığı nameler dedi. Evet. İçinde pırlantalar var. Evet. Yani onun tabiri yani. Öyle düşünmüş, öyle söylemiş. Gerçekten de Enver abi bu işi bilen insan. Evet, bu arada Hüseyin Sezgin Çelik de mesaj atmış. Biz yine kendisine çok teşekkür ediyoruz ev sahipliği için. Eyvallah. Diyor ki, türkülerimiz bizim tüm değerlerimizin hülasasıdır. Binlerce yıllık derinliği olan türkülerimizi ayrı kılan da aynı güzellikte okuyan Zülfü Faltan Ağa abimize minnettarız diyor. Teşekkür ediyoruz, ellerinden öpüyorum diyor. Rabbim kendisine sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Selam ve muhabbet edemiş. Sağ olsun, Hüseyin, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. O da entelektüel sanatı, sanatçı iyi bilen bir arkadaşımız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz burada. Bizim halk müziği öyledir evet. Yani. Biz halk müziğinde hani türkülerimizde ağlar, evet. Türkülerimizde güler var ya derler. Evet. O benim sözümdür. Evet. İnsan bir uzun hava okursun mesela, atıyorum bir kara gözleri okursun. Adam ağlar, bakarsın masada oturmuş ağlıyor. Arkasından bir yar zalim yani okuduğun zaman, bir oyna hareketli türkü okuduğun zaman kalkıp bakıyorsun oynuyor. Evet. Zülfü abi sanırım 4 tane plak albüm yapabildiniz. Albüm olarak, kaset olarak 4 kaset. Plağı bilmiyorum. 4 kaset, 2 plak, 4 kaset. Evet.
Ama binin üstünde TRT'de kaydınız var, yani ses kaydınız çok var. Çok eserler okudum. Sonra evet. Hiç kimsenin icra etmediği eserleri ben okudum. Evet. Yani zaten bizim sanatçı arkadaşlarımız, hocalar, oradaki şefler, mefler her zaman bunu gündeme getiriyor. Yani bir Zülfü Faltan diyor bir daha gelmez yani. Yani geldi, geçti öyle. Peki şeyin sıkıntısını yaşadın mı, üzüntüsünü yaşadın mı? Keşke TRT'de olmasaydım, piyasada daha çok şey yapabilirdim, iş yapabilirdim, daha çok para kazanabilirdim düşüncesini taşıdınız mı hiç? Ya ben çok sahne de yaptım. Evet. Yani İstanbul Radyosu'ndayken bölge sanatçısıydım. En iyi zamanlarında çok sahne de yaptım. Evet. Adam bir hoyrat okuyorsun, geliyor kes diyor, kırk hava oynayacağım. Veya mesela hele uyan yerde oynuyor. Olayı bilmiyor. Bilmiyor. Evet. Yani zor işte o işte. Bana göre değildi yani. Ben iyi ki de TRT sanatçısı olmuşum. Evet. Şimdi yine madeni sanatçı Cuma Algül diyor. Zülküf abinin ellerinden öperim. Çok mesaj alıyoruz. Sağ olsun. Çok güzel bir şey. Sağ sevilmek, hatırlanmak. Peki Elazığ'ı konuşalım. Dedik ya derin bir kültüre sahip bu musiki anlamında da. Elazığ'da söylenmemiş çok sayıda türkü, eser var. Bunlara dair neler söylersiniz? Hangi eserler var? Unutulmuş, unutmamak lazım. Beraberinde oyunlar var. Oyunlara dair bilginiz var mı? Yani hiç merak ettiniz mi? Şimdi halk Elazığ'da yani mahallelerin okuduğu çok türkü var. Hiçbiri mesela piyasada okunmamıştır. Evet. Düşün işte ben 1976'da İstanbul Radyosu'nda sınavdayken düşün ki adam Yüksek Minare'yi duymamış yani evet. Nida Hoca. Yücel Paşmakçı Nida Hoca. Efendim aş yedim dilim yandı yok. Bu vardım baktım demir kapı sürgülü yok. O benim derlemem. Evet. Yani ben okuduğum zaman herkes hayret ya bu öyle şeyler nereden geliyor? Elazığ'ın. Ya Elazığ'da okunanlar Elazığ'da kalmış. Yani empoze edilememiş. Evet. Onu nasıl yapacağız? Az önce böldüm sözünüzü, araya gittik. Bu Elazığ'da kalmaması için ne yapmak lazım? Onu da ya beraberinde söylerseniz. Bunları ne yapacaksın? Bunlar eğer bir mahalli, buradaki mahalliler yine mahalli gibi okuyacak. Mahalli gibi okuyacak. Olmaz. Burada biraz Hasan abiyle Zülfü abiye iş düşüyor gibi sanki. Ya ben diyorum ki yani mesela biraz daha profesyonel ağızla okurlarsa evet. Türkiye sever. Evet. Ama o mahalli okursa Elazığ'ını sever. Elazığ'ın da eskileri sever. Ama örnek veriyorum. Ahmet Kaya işte Hüseyin'i okudu. Birçok sanatçı başka şekilde yorumlayınca tüm Türkiye'de sevildi, ilgi gördü, dikkat çekti. Oysa ki binlerce türkü var bu şekilde. Türkiye'de herkesin dinleneceği, Elazığ'ın yani tanıtımına, kültürünün konuda, yapılacağı. O konuda yani güzel eserleri ortaya çıkaran sanatçılardan biri İzzet Altınmeşe'dir. Evet. Çok yani onun TRT repertuarında çok eserleri var. İzzet abi mesela bir Hele Yar Zalim Yar'ı okudu. Değişik tarzda okumuş. Evet. Celal Bey'indir ama Celal Bey bile okumamış. Hasan Cizreli var mesela. Irak Radyosu'nda evet. Bu. Hasan Cizreli, Cizreli Hasan. Kürtçe okuyor. Tabii Kürtçe okumuş o. Mesela Maden Dağı'nın Kürtçesini okumuş. Ama İzzet abi onları Türkçe çevirmiş. O zaman popüler dönemlerde, daha evet. Popüler dönemlerde. Yani İzzet çok eserler sevdirdi İzzet abi. Evet. Şimdi biz ne yapabiliriz sevdirmek için? Valla işte benim demek istediğim bu klasik sazlar bizim için bir şeydir yani. İyi tarafı olan yani klasik sazların olması bizim için iyidir. Evet. Bizim açımızdan. Evet. Çünkü bu bağlamalar aşık sazıdır. Bağlama aşık sazıdır. Evet. Bağlamayla hani türkü okuduğumuz zaman tatmin olamıyorsun. Hatta Ömer abi bana demişti bir ara. Ya o dedi sen nasıl böyle yani klarnet sesi benim kulağıma gelmezse ben okuyamam diyor. Evet. Herkes okuyamaz da mahalleleri götürmese bir bağlamayla okuyamaz. Ama bir klarnet sesini duyduğu zaman İşte o avantaj, bak bizim için o avantaj şeydir yani. Bir avantajdır o klasik sazların olması. Evet. Biz bunları TRT'ye sokamadık, bir türlü kabul ettiremedik. Yoksa bir Elazığ, ben Kesik Öğret okumuşum, burada bir klarnet sesi olmasa neye yarar ki?
Önceden TRT bunları almıyor değil mi? Bu tabii, sazlar istemiyordu. Yok, onlar istemiyor. TRT diyor ki halk müziği sazları olacak. E peki efendim halk müziği sazları nasıl olacak? E diyor ki yani halkın kendi eliyle yaptığı işte ağacı oyacak, saz yapacak, bilmem işte kemane yapacak, tar yapacak. İlla halkın kendi yaptığı sazlar halk müziği sazları denilmiş. Aslında bu çok saçma bir şey. Evet. Çok saçma. Yapamadım. Biz, ben muvaffak olamadım yani. Evet. Kabul peki bu söylenmemiş, hiç kimsenin söylemediği bildiğiniz eserler var değil mi? Bunlar nelerdir? Bunları paylaşırsanız hem kayıt altına geçmiş oluruz. Çok sayıda eser var. Burada hala okunmayan, okunmamış ya da çok az okunmuş ama kimsenin bilmediği eserler. Yani hemen hemen herkes, sanatçı, mahalli sanatçılarımız hepsini okumuş. Hepsini hı, onlar okumuş. Var hı, yani. Hı. Ama şey yapalım, empoze edememişler. Duyurusu, tanıtımı, duyurusu, tanıtımı yapılmamış. Olmamış. Peki, bu türküler elden ele geçiyor, devam ediyor, akıp gidiyor. Bu değişmesi, popüler hale gelmesi onun aslının bozulmasına neden olmaz mı? Bir taraftan diyoruz ya, dışarı çıkması lazım, buradaki mahalle ağızda kalmaması lazım diyoruz. Orijinalliğinin bozup bozulmaması ya konusunda. Şimdi o şöyle bir şey Arifciğim. Yani eser okunur tamam, ikinci ağızdan ben hiç girmedim, okumadım çünkü ikinci ağız kendi kafasına göre yorum yapıyor, değiştiriyor. Evet. Asıl neyse ben onu bir dinlerim. Ama ondan sonra daha iyi bir, güzel bir yorum getirirse, yaparsan güzel. Mesela bugün mesela İbrahim Tatlıses'in Ayağında Kundura'yı almış Mukim Tahir'den okumuş. E Mukim evet, Tahir de okuyor. Ama Mukim Tahir yani tabiri caizse tam bir yani bizim şey mahalli ağız Mukim Tahir. Ama İbrahim bunu o kadar güzel bir yorumla okumuş ki hadi gel sevme. Bir de kötü yorum olursa, kötü de kötü yaparsa, eseri özelliğini kaybettirirse o kötü işte. Peki Uzun Hava'da ne kadar makam var? Çok makam var mı? Birçok normal eserler için sayabiliriz ama Uzun Hava çok zor bir iş. Uzun ismi, uzunca söyleniyor. Şimdi burada bu ne kadar, çokça makam var mıdır? Makam olayı nasıl? Makam sadece sanat müziğinde var. Halk müziğinde ayak var. Hani ne diyorlar? Garip ayağı, kerem ayağı, evet, müstezat ayağı, misket ayağı, evet, derbeder ayağı. Ama bu harf müzikisi hem halk müziği hem sanat müziği arasında sıkışmış durumda. Yani şöyle oluyor. Şimdi o mesela derbeder ayağı dedikleri nedir? Sabah makamı. Yani her makamın yani halka, içinde o mesela kerem diyor. E keremin içinde nihavet var, uşak var. Efendim şey var, nedir bu bizim Harput mayası, Hüseyin'i var. Ondan sonra Hicaz dediğin zaman mesela garip ayağında Hicaz parça. Makamı Hicaz'dır oğlum, garip diyorlar, garip ayak diyorlar, ayak olarak. Biz halk müziğinde yani demezler herkes bu Hicaz'dır, bu şudur, bu budur. Ya bu garip ayağıdır, bu kerem ayağıdır, bu müstezat ayağıdır, bu misket ayağıdır. Böyle okunması zor, herkesin okuyamayacağı uzun havalar hangileri? Vallahi yani çünkü o zor olduğu için herkes okunmayacak ve kalacak, unutulacak. Yok şimdi evet, yani zorluğundan değil yani. Eserse, güzel bir eserse güzeldir yani. Evet. Hangi makam olursa olsun. Yeter ki sen ama düzgün ama uzun havayı herkes okuyamaz. Yani uzun ha, havaya şimdi bir defa hani bizim Allah rahmet eylesin hocamız Nida Tüfekçi bir gün öyle söyledi bana. Dedi Basbükür dedi, benim nazarımda işte Nerme Altın'da Nida evet, Tüfekçiler onlar bir ara çok popüler insanlar, ustalardı onlar. Dedi ki benim nazarımda bir insan eğer uzun hava okumuyorsa bir sanatçı, o yarım sanatçıdır. Uzun hava okumayan sanatçı da yarım sanatçıdır. Ama ne oluyor? Bir tek uzun hava okuyor da kırık hava, bir tek kırık hava okuyor. Hayır diyor. O sanatçı değil. Bunlar ikisi yani uzun havalar iki bölüme, ikiye ayrılıyor. Bir kırık havalar, bir uzun havalar, iki bölüm. E ama ses yani bu sese bağlı. Okumak
Yani uzun hava okumak da bir Allah vergisi olacak. Yani. Tabii doğuştan bir çalışmak da olmuyor. Evet. Mümkün değil. Şimdi yıllarca hep Elazığ türküleri okudunuz, Diyarbakır türküleri okudunuz. Madene de türküler yaptınız. Evet, madene çok. Evet, madene çok türküler yaptınız. 11-12 tane eser yaptım. Evet. Madeni seviyorsunuz. Severim tabii. Evet. Canım, nasıl sevmeyeyim. Evet. Madenle ilgili hafızalarda kalan çokça eserler var. Unutulmayan eserler var. Bunlara dair neler söylersiniz? Bu madenle ilgili yaptığınız eserlere dair. Ya şimdi şudur, yani insanın toprağı gerçekten çok önemli bak. Evet. Toprak. Biz gözümüzü orada açtık, madende açtık. Evet. Oranın toprağı şimdi, yani o zamanki insanların hiçbiri hayatta değil. Yani gönül arzuyudur, en büyük arzum maden, keşke madende kalsa. Madende kalsın diyorsunuz. Kalsın tabii, evet. Yaşantı devam etsin. Böyle göle gitme tartışmaları var, gezine, yok, gezine gitmesin ama mi? O topraklar, şimdi bizim arpa meydan mesela istinmak oldu. İyi gidiyor arpa meydan, ne insanlar vardı, kimler vardı, kimleri gördük. Ama bir gidiyorsun bakıyorsun sadece viran olmuş. Viran yok bir şey. Evet. Topraktan başka bir şey kalmamış. O gören de insanları giderse olmaz yani. Yaşasın diyorsunuz. Tabii insanlar orada. Tabii yaşaması lazım. Çünkü bizim kendi memleketimiz ya. Evet. Bir yer mer bulurlar veya ha oraya bu heyelana şey yapanlar, sebep olan, neden kaynaklanıyorsa onu ne yapar? Onları şey yaparlar. Evet, orada fabrikanın çıkardığı o işte atıkların, cürüflerin hepsi bir mahalleyi yok etti. Yapmasın ya, oraya toprak dökmesin, orası da çökmesin. Toprak hangi, nereye dökülse orası çökülür. Evet. Başka şeyler konuşacağız ama konu oraya gitti. Bir yine bu mezarlık, çayırlık tarafını biliyorsunuz. Evet. Jandarmanın olduğu yerde büyük maden sahaları çıktı. Güncel bir konu. Ondan haberiniz vardır. Türkiye'nin en büyük maden rezervleri bulundu. Madende kalmak için büyük bir vesile aslında. Çok iyi olur. Hatta o izabesi mizabesi de olsaydı madenin, evet, kendi halkımız orada ekmek yerdi. Değil mi? Evet. Keşke madenin kendi halkı olacak. Orada fabrika kendinin olacak. İnsanlarımız orada boş gezen insanlar, işsiz insanlar. Evet. Bir istihdam sahibi olur. Gündemi takip ediyorsunuz. Buradan kopmuyorsunuz tabii. Yok, Ankara'da yok. Evet. Yani bu tartışmalarda izabe servisinin olup olmaması meselesi. Yok canım, ona bu işte şimdi onu bir iptal oldu. Birisi biliyorsun, evet, iptal, evet, oldu. Evet. Şey yapmadan vermişler. Evet. Ama ondan sonra herhalde bir daha bir şey oldu mu olmadı mı? O daha da, olmadı. O da henüz olmadı. Evet, daha yeni bir ihale yapılacak. İnşallah böyle layıkına verirler. Evet. Politika yapmak için, yapmamak için layıkına dediniz, evet. Peki. Şeyi sorayım. Şimdi maden, Elazığ ve Diyarbakır dedik. Dışarıda bazen ne Elazığlı olabildiniz ne Diyarbakırlı olabildiniz. Böyle bir şey var. İkilem var. Diyarbakır türküleri okuyunca biraz Elazığlılar o tarafa kaydırdı. Zaten Elazığlısınız. Elazığ türkülerinde işte Enver Demirbağ'ın el verdiği biri. Enver Demirbağ'la beraber o dönemde Elazığ türkülerini en iyi yorumlayan seslerden birisiniz. Bu ikileme ne söylersiniz? Bu hep konuşuluyor. Siz de konuşuyorsunuz bunu. Nasıl, anlayamadım? Yani böyle Diyarbakırlılar Elazığlı türkülerle sizi yorumladı. Hep Elazığlı yaptı ha, ama Elazığlılar da biraz sizi Diyarbakırlı yaptı. Biraz, ama biraz... maden de yeteri kadar sahip çıkamadı. Böyle bir evet, yani ne oldu? Böyle bir haslet var. Üvey ya, evlat şeyi gördük, muamelesi gördük. Evet. Biraz söylemek Diyarbakır, istemedim. Diyarbakır diyorlar ki Zülküf Alta, yani Celal Bey'i yaşatan insan, evet, Diyarbakır. Evet. Ya de boş ver. O da Elazığ şeydi, madenlidir. Evet. Elazığ'a geliyorsun. Elazığ'da i̇şte Diyarbakır okuyor sürekli. Diyarbakır çok okuyor. Madende de zaten maden ne yapsın? Maden kendi derdine düşmüş. Evet. Yapabilecek bir şey yok. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben madeni de, Diyarbakır'ı da, Elazığ'ı da yıllarca gerekse konserlerimde, radyo programlarımda, canlı programlarda, televizyonda her zaman temsil etmişim, her zaman isimlerinden bahsetmişim, övgüyle anlatmışım. Evet. Allah şahittir. Yani bunu biliyorlar zaten. Zaten bunu söylemeye gerek yok. Evet. Eserlerinizi de yapıyorsunuz. Zaten aynen, söylediğiniz aynen eserlerle. Ben orada yani
kimseden bugüne kadar, yani gençliğimde de hep konserlere gittim. Efendim çok programlar da yaptık. Kimse, ben para için hiçbir zaman için bir yere gitmedim. Benim düşüncem şu. Ben diyorum gideyim, benim oradaki konserim dört dörtlük olsun. İnsanlar beni beğensin. Memnun olsun o insanlar. Tatmin olsun. Paradan önemli. Sizinki biraz da sanat için yani yapmak. Ben sanat içindir oluyor. Çünkü şey var. Uzun hava zor bir iş. Hiçbir zaman, herkes tarafından tabii, her an dinlenen bir şey değil. Tabii, yok. Bu biraz sanat. Her şey para demek değil ki. Evet. Her şey para demek değil. Hoş bir sada bırakmak. Peki. Arkada hoş bir sada bırakmazsan olmaz. Yani bugün Hüseyin'in söylediği gibi ölümsüz ama güncel değil. Her gün göz önünde yani değil ama ölümsüz çok, bir şey. Güzel, o evet. Çok güzel tespit. Evet, çok güzel bir tespit. Çok güzel kelimeler. Evet, her an güncel göz önünde değil ama ölümsüz yani, bir şey. Biz, uzun havalarda. Aynen. Evet, çok güzel. Ya aslında şimdi, sizi ve eserlerinizi anlatan bir söz. Böyle hareketli türküler okuduğun zaman daha 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuklar bir de onu öğrenir, söylerler, okurlar. Ve çabucak kaybolur, demoda olur eser. Evet. Bitti. Ama bu ağır eserler, uzun havalar olsun, böyle damardan okunmuş kırık havalar olsun, bunlar hiçbir zaman hiç özelliğini bozmaz. Evet. Peki son dönemlerde hiç aklınızdan geçti mi eski eserlerin eski haliyle derlenip yeniden bir piyasaya sürülmesi, arşiv olarak yaşatılması, böyle bir düşünce, ya proje var mı? Bir Elazığlı hemşehrimiz İstanbul'da, plakçı. Evet. O benim Çin Çin plağa yaptığım 3 kaseti almış, oradan bir şeyler çıkarmış. Ben ona dedim ki, bak bu eserler okunmuş ama hızlı okunmuş yani. Nedense hızlı kaydetmişler. Ha, kayıt hızlı. Kayıt hızlı. Eğer sen bunları düzelteceksen, mesela 33'lük plak gibi değil de, 78'lik plak gibi değil de, 45'lik plak gibi yaparsa, o devirde yapıyorsa al yap. Evet. Yaparım, ederim dedi ama yok. Bana göndermiş, hepsi aynı. Aldığı gibi yayınlanmış. Onun bir kıymeti yok. Peki TRT kayıtlarından yola çıkarak onları alıp yeniden hazır hale benim getirmek. Benim TRT'ye okuduğum bütün arşivim var benim dedim ya. Evet. Hepsi var. Evet. Ki zamanında zaten ben diyordum onlara. Evet. Ya yaşlandıktan sonra bu eserleri, zor eserler bunlar, okunmaz. Mesela bir Yeşil Kurbağalar. Eğin, Yeşil evet, Kurbağalar. Evet. Yok işte, diyelim ki bir, baba bugün dağda duman yeri var. Bir Kesiköyrat, bir Elezber, bir Kürdi. Yani bunlar gençlikte dinamik olduğu dönemlerde, sesinin parlak olduğu dönemlerde okuyacağız ki. Onlar içinde ona dinliyorum zaman zaman. Hakikaten bakıyorum, o kadar güzel düşen eserler var. Tolmaçları güzel. Efendim, kaydı güzel. Evet. Sazlar güzel. Ben formundayım. Hepsi dört dörtlük olmuş. Bazıları da diyorum ya, keşke ben bunu okumasaydım. Niye? Hı. Kayıt kötü. Hı. Sound kötü. Şimdi tolmaçları da fark ediyor. Her tolmaçta kayıt yapamıyor ki. Bu arada okuduğunuz eski eserlerle birlikte çok eser de kazandırdınız. Tabii Maden de. Türküleri dışında kaynak olduğunuz eserler var. Bunlara dair anlatacak kaynak olacağım. Olduğum kişiler sana şu eserleri söyleyeyim. Evet. Mesela bir Elazığ'dan başlayayım. Evet. Birisi şey, indim baktım. O zaman şehit aslında onu vardım baktım değil de indim baktım. Demir Kapı Sürgülü. Yani indim baktım, evet. Demir Kapı Sürgülü. Onu okudum. Hı. Ve İstanbul Radyosu'nu da böyle herkes yani şey yaptı. Ne kadar güzel bir eser. Ondan sonra bir mesela derlediğim şey Malatyalı Fahri'den veya Sami Kasap'tan derlediğim eserler okunmuş gitmiş. Onları okudum. Elazığ'dan okudum mesela bazı eserleri. Kaybolmaktan kurtardım yani onları. Diyarbakır, madeni mesela ben olmasam narinçaları kim okuyacak? Peki, madende de mevcut eserler var mıydı? Kaynak olarak yaptığınız, sizin besteleriniz dışında şimdi orada, kaynak olarak orada, kazandırdığınız, taşıdığınız? Yani orada okuduğum eserler bir kendi söz müziği bana ait. Evet.
Bir bak şimdi, narin çalar uzun hava. Bunu Hanifi abi Bozu Hanifi okumuştu, kemancı. Hanifi Algül. Evet. Rahmete gitti. Bunu biz ondan dinledik ama ondan sonra baktım çok daha güzel okuyan bir İlhami vardı. İlhami Tufan. Klarnet çalardı. Evet. İdo. Müthiş okumuştu. Ben onun tarzında okudum. Mesela Aşk Kalbimde yer almış, atma bana bu taş. Benim Yusuf Sapan'dan derlediğim bir türküdür. Evet. Ama derdeme nedir yani? Şimdi mesela damat çıkma iz olur diyor. O da benim derdeme. Kendi eserim. Orada diyor, demiş ki Yasit Kaynak. Kaynak başka, derdeyen başka. Evet. Kaynak kişi diyor ki mesela damat çıkma iz olur, çukur şalvar toz olur. Bu zamanın kızları affedersin ne orada bir kötü bir söz var. Tamam. Söylemeyeyim tamam. De onu ben. Tamam şimdi. Peki. Onu ben değiştirdim mesela. Hı-hı. Yani bazı sözleri yani evet. Sansürden sansür koyuyorlar. Evet. Geçmiyor yani. TRT'de geçmiyordu. Yani, geç mesela Akşik'te de öyle var. Kötü onda, sözler mi içinde? Onu da ben derledim. Tabii onda da var açık şeyler de. Hı-hı. Başka türlü. Mesela şimdi gözleri oydu beni, bir güzel soydu beni. Hı. Şimdi ama tamam sonu kötü ya diyor. Şimdi bir izleyenler bizi kızmasınlar da bu harp türkülerinde benzer şeyler çok. Bunu niye yoruyorsunuz? Bunların hepsini okumuşsunuz. Hepsini okumuşsunuz. Biraz bazen eleştiriyorlar. Ya harp, netice itibariyle bizim kültürümüz bunlar. Harp türküleri evet. Bunlar şeydir yani. Daha çok Ermenilerden kalan eserler. Evet. Onların çok evet. Müzikleri bir de var. Biraz onlar. Böyle hani saray kültürü diyorlar. Gariban işi de değil. Biraz böyle daha seçkinci. Tabii. Saray böyle, kültürü. Yani evet. Sazlarından belli evet, ya. Klasik evet. Sazlar. Hep öyle diyoruz ya. Klasik sazlar. Yani klasik sazlar. Böyle vatandaş işi, böyle bağlama, mağlama. Daha çok halk kültürü, halk edebiyatından ziyade. Yok, böyle bir sazlar da bir, ondan evet, gelmiş. Sazlar, evet. Evet. Biliyorsun bizim ilk önce klarnetin bir çeşidi vardı, çığırtma. Evet. O çığırtma böyle ince ses çıkartırdı. Evet. Onun yerine klarnet geldi. Şimdi onun için klarneti bir de dikten çalarlar evet. Abi. Evet. Üst perdeden çalarlar. Evet. Ama sanki sanat böyle, müzikler normal çalar da evet. Bizimkiler üst perdeden çalar. Böyle harp türkülerini dinlediğimizde sanki böyle bir lale devri, böyle her şey güllük gülistanlık, bolluk, bereket, eğlence içerisinde böyle geçen bir şey var. O günler güzeldi işte. Evet. Arıyoruz o günleri. Evet. O türkülerde de o var. Ermenilerden kaldı diyorsunuz birçok. Tamam işte Hafo'nun evi kaya başında. Evet. Hafo Ermeni kadını. Evet. Akşik, evet. Yine Ermeni evet. Kızı evet. İsmi. Evet. Onlardan kalan çok şeyi var. Evet. O zaman müziğin büyük bir kısmı onlardan kalmış yani. Kalmış. Çünkü bunu benden önceki sanatçı abilerimiz de söylerdi. Ben onlardan dediklerini söylüyorum. Ha, onlardan duyduklarınızı tabii anlatıyorsunuz. Mesela işte Paşa abiden, Davulcu Sıtkı'dan, evet. Efendim Paşa şeyden, Enver abiden falan duyduklarım bunlar. Evet. Bir de şey tartışması var Zülküf abi. Bunu siz iyi biliyorsunuz. Birçok türkü var. Kim Erzurum diyor bizim, hatta iki kekliği biz Balıkesir'de şey diye okunuyor. Unuttum şimdi aklıma gelmedi. Hemen iki keklikle makamı aynı. Eşi Samancılar diye bir türkümüz evet, var. Evet, tam aklıma gelmedi. Hemşe okurdu onu. Evet. Bizim Kemal Elinceli okurdu. Evet. Aynı makam. Şimdi Diyarbakır'la Elazığ arasında da böyle bir şey var. Diyarbakırlılar bizim diyor. Biz bizim diyoruz. Ama ben bak ama Diyarbakır'da şeye baktığımızda makam farkı var. Makam farkı var ama şimdi az önce bahsettik ya burada çok şimdi o çağları düşünün, o zamanı düşünün. Burada ben bu Ermeni kültürü, Süryani kültüründen kaynaklanan oralardan bir birikim var. Biz onların çoğunun Elazığ'a olduğunu, ait olduğunu düşünüyoruz ama Diyarbakırlılar bazı eserler bizim diyorlar. Şimdi bu yörelerde bu vardır. Her yöre evet. Benim tabii yakın giderken ya onlara evet. Bakarsan Diyarbakır çayda çıra bizimdir. Evet diyor. Evet 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 evet. Hadi buyur. Evet. Çayda çıra bizimdir. Yakın olduğu için bir şey değişmiyor diyorsunuz. Yok ya, Elazığ'ın ayrı bir tavrı var. Evet. Bak, ayrı bir tavrı. Bunu anlatır mısınız bize detaylı? Bunu anlatır mısınız? Yani çok önemli çünkü hayatta Elazığ okunduğu evet. Zaman yani hiç tanımayan, hiç bilmeyen bir insan
bu Elazığ'dır, Elazığ diyebiliyor. Çünkü ona orada bir özellik var. Elazığ'ın ağız, yani türkülerde bir karakter şeyi var, karakteri vardır. Ağzı evet. vardır, tavrı vardır. Şimdi o tavrı aynen verdiği zaman Elazığ olduğunu işte şey yapıyorlar yani. Elazığ'ın tavrında okunan hiçbir yöreli yok. Hiçbir evet. yöreli yok. Bir türkü çok yerde olabiliyor ama Elazığ'ın tavrı? Yok. Yani bir Elazığlı onu okumadıktan sonra kimse okuyamaz onu. Nedir bu tavrın özelliği nedir Zülfü abi? Bu tavrın özelliği nedir? Şimdi bu şeylerde mahalli sanatçılar olsun veya başka yöreler olsun. Evet. Ben şimdi kalksam bir Karadeniz türküsü okusam sırıtır. Veya bir Ege okusam sırıtır. Bana Allah-u Teala yani bu yörenin şeyini vermiş. Ağzını vermiş, tavrını vermiş. Bunları ancak okuyabilirim. Solo programımda hep öyle yaptım zaten. Hı. Onun için bir kalkıp tereciye tere satmak gibi olur. Yani ben Rize'yi veya Trabzon'da onların sanatçıları var. Onlar okusun. Şimdi Madenli bir arkadaşımız yazmış. Bu Hafız Cevdet'in oğlu Murat Uyman diyor ki Maden'in kendine özgü musikisi var mıdır? Maden musikisinde kemençe var mıdır? Yani ben bildiğim kadarıyla maden bu şeyde var, sınırda var. Yok. Sınırda bunun sahibinin taraflarında kemençe gibi bir şey çalıyorlar. Kemençe bir şeyde var. Sanat müziğinde de icra ediliyor kemençe. Azerbaycan'dan gelen bir saz. Bir de Karadeniz'de var. Başka yok. Evet, yok değil mi? Yok. Peki bu Elazığ'ın kendine özgü sesi dediniz. Burada bir makam var mı? Bir ağız mı bu? Ağız. Tavır. Tavır. Şimdi halk müziğinde sadece yani adam niye rahmetlik şey bizim hocamız Muzaffer Sarı Sözen halk müziği nasıl kurmuş? Halk müziği topluluğunu, halk müziği korosunu ne yapmış? Her yörede karakter hani o yöreyi okuyan insanlar, evet. o yörenin ağzını okuyan, tavrını okuyan insanlardan hepsinden her yöreden bir tane almış, getirmiş yurttan sesleri kurmuş. Onun için biz şu var ya arkadaş sen şimdi kendi yören varken niye veya sen Güneydoğulu'yum ben doğuluyum her neyse. Evet. Okurum oralardan. Ama kalkıp Karadeniz okudum da olmuş. Evet. O da şive var ya sırıtır. Başarılı olamaz. Evet. İzmir mesela İzmir ağzını Ege'yi ben nasıl okuyacağım? Ha okursa yurttan sesleri de toplu programlarda birlikte notaya bakıp okuyoruz da ama müstakil programlarda yani solist olduğumuz zaman okumak olmaz. Az önce dediniz ki Enver Demirbağ diyor ki klarnet olmadan okunmaz. Evet. Yani bir şey okuyamayız. Klarnetsiz okunmaz. Peki hangi sazlar bizim musikimizde olmalı olmamalı? Yani siz uzun hava Elazığ okuyacaksınız. Şu sazlar olmazsa olmaz ya da şu sazlar olmamalı dediğinizde saz ayrımı yaparsanız ya ne söyler? Çünkü bunlar önemli. Siz bu işin dedim ya bilimsel tarafıyla bunu, hem mahalli tarafıyla hem bilimsel tarafıyla okuyan birisiniz. Bunu ben söyleyecekleriniz bildiğim kadarıyla önemli. Şöyle bak şimdi. Elazığ dedim ya bunun Ermenilerden kalmış. Evet. Türküleri olsun. Efendime söyleyeyim. Bunlar sazları olsun. Evet. Bunlar hep klasik saz. Çalmışlar, söylemişler. Evet. Yani saray müziğiydi. Evet. Öyle diyorlar. Yani onun için öyle. Enver abi de artık bu gözünü açtı, bu klarnetin sesiyle okudu. Şimdi o artık oradan dönüp de bağlamaya şey yapamaz. Hani bağlamayı da söyleyemezdi zaten. Kendisi diyordu, ben söyleyemem dedi. Yani olmuyor diye bir türlü okuyamıyorum. Şimdi örnek veriyorum. Siz Elazığ okuduğunuzda hangi sazların olmasını istersiniz? Ya istersinizden ziyade hangi sazlar olmalı daha doğrusu? Ya ben mesela diyelim ki açışlı yol gösteren evet. bir saz varsa hani ben meylere mey çaldırırdım eski kendi radyoda da ama gönül isterdi ki orada klarnet olsun. Ben Mehmet Şerif rahmetlikten de mesela çalıştım. Çok eserler okudum. Klarnetin yeri bambaşka. Evet. Ben şunu soruyorum. Diyelim ki şimdi okuyacaksınız. Bizim Elazığ musikisinde şu sazlar olmazsa olmaz. Yani şu sazlar mevcut musiki, işte yüksek minarede kandiller yanar, kar mı yağmış, arput, ahçik. Bunları okurken hangi sazlar olmalı? Ya otantiği için. Şimdi bunların başında klarnet geliyor. Tabii klarnet tartışmasız. En başta klarnet. Ondan sonra keman, ut, evet.
cümbüş. Evet. Bunlardır yani. Evet. Başka saz girmemeli değil mi? Kanun. Evet. İnce sazlar. Evet. Yani yine daha çok böyle sanat müziği sazları. Ya sanat müziğinin aynısı zaten. Evet, sazları olmalı aynı, diyorsunuz. Aynı. Dışına çıkıldı mı, otantik anlamda dışına çıkılmaması ya, lazım. Aslı yani için, olmuyor. Aslı ya, için değil mi? Bir klavye sesini evet. Duyduğum adam diyor bu Elazığ'dır. Evet. Yani olmazsa olmazı şey klarnet. Evet. Peki bir de halk oyunlarına dair neler söylersiniz? Çünkü siz hem araştırmış hem aşina olmuş bilen birisiniz. Önemli bir hafıza geçmiş için. Bu halk oyunları, Elazığ halk oyunlarına dair söyleyecekleriniz ne olur? Yani bana oynadınız göre... mı hiç? Hiç oynadınız mı? Yok, oynamadım. Biliyor musunuz oynamayı? Az çok biliyorum evet. Evet. Ama yani bu halk oyunları var ya. Mesela tabii Antep'te var, Urfa'da var, Diyarbakır'da evet. Var. Ama Elazığ bambaşka. Orada Elazığ'a oyunlarına renk katan nedir biliyor musun? Evet. O klarnet işte. Hmm. Klarnet renk atıyor. Farklı klarnet, klarnet herhalde. Müthiş. Çünkü bu coğrafyada tabii o. Eğin'den, Tunceli... Halay olsun, evet. O dik halay olsun, ne bileyim. O eserler olmadığı evet. Zaman işte İslam yerinde duramıyor. Evet. Eğin, Tunceli, işte Elazığ... Eğin zaten evet. Biliyorsun Elazığ'ındı. Buralardan dışında neredeyse klarnet yok diyecek. Elazığ, yok zaten klarnet. Tek Eğin var. Evet. Eğin var. Kemal, Tunceli işte Kemal Tunceli'nin bir kısmında var. Eğin de var. Tunceli'de son dönem... bağlama olur. Efendim? Tunceli'de bağlama olur. Halk oyunlarında şey son dönemde de klarnet... Şimdi onlar Alevi kültüründen geldikleri evet. için onlar bağlamayla okudular. Yok şey için söylüyorum. Halk oyunlarında söylüyorum. Çünkü zurnadan ziyade artık son dönemlerde birçok yerde klarnet yani var şimdi. Tunceli'de evet. Onu çalarlar. Evet. Yani. Bu klarnet evet. Dediğin başlı başına bir enstrümandır evet. Yani. Evet. Başlı başına. Evet. Şimdi bir izleyicimiz evet. Yani. Bir izleyicimiz güzel bir soru sormuş. İsmini yazmamış ama diyor ki yeni Elazığ türküleri bestelemiyor diyor. Bu konuyu sorun diyor. Hep asırlardır aynı türküler söyleniyor işte. Madene de türküler yazmış. Elazığ'da yazsın diyor izleyicimiz. Güzel söylemiş. Güzel sormuş da evet. Şimdi ben o izleyicime şöyle... Ama hala yazabilirsiniz yani. Şöyle evet. Cevap vereyim evet. De. Erdal Yurtsever sormuş. Ya bu arada. İşte evet. Her şey zamanında değişiklikte evet. Olur. Evet. Şimdi yine yaparsınız abi. İnsanın yani o zaman kanı kaynıyor, her şeye ayrı bakıyor, her şey evet. Sesin iyi zamanı, her şey. Ben şimdi bugün kalksam hani bir eseri okuduğum zaman eski sesimi bulamazsam okumam bu eseri. Okumak için değil hani... Kazandırmak adına. Çünkü artık bir birikim biriktirmişsiniz. Bir sermayeniz, daha büyük bir sermayeniz var. Yani ben yeni bir eser yazmak için. Ben şimdi Elazığ'da bütün duyduklarım hepsi okunmuş, bilinen türküler. Evet. Öyle köşede bucakta kalan hiç. Belki de köylerine, möylerine, rahmetli Sarı Sözen gibi köylerine giderse köylerde orada burada belki bulursun. Evet. Çok mesaj geliyor. Çünkü bu bağlı sanatçılarımız, abilerimiz her tarafı delik deşik etmişler. Her tarafı. Nasıl onun? Ya mükemmel her tarafı neler bana ne var ne yok çıkarmışlar. Evet. İyi diyorsunuz değil mi? Tabii canım. Ha, evet. Bazen hepsi söylenmiyor. Hep benzer şeyler söyleniyor. O yüzden zaten ben size sordum hani gün ışığına çıkmamış ne var? Ne okumak lazım yaşaması, unutulmaması için. Birçoğunu kayıt altına almışlar. Notalarına kadar ya yazmışlar zaten ama sana söylenmiyor. Şunu söyleyeyim. Evet. O arkadaşımızla da söyleyeyim. O da şimdi zaten güne çıkmamış güzel bir eser olsa benden kaçıyor. Önce ben okurum. Ha ben okumuş olurdum diyorsunuz. Tabii. Ama diyor ki artık şey yapsın, yazsın diyor. Yeni besteler yapsın diyor. Ha beste. Evet evet evet. O beste. Başkaları okusun diyor. Şimdi bak şimdi beste halk müziğinde olmaz. Evet. Halk müziği ne yapar? Yani okunmamış eski türküler, repertuara girmemiş türküleri alır. Onları derler. Yani halk müziğe derleme var. Beste yok. Beste yok, halk müziğinde var. Onlar derlenir. Tabii derler. Taşır, değişir. Ha, derlenir ne günceler. Olur yani şimdi mesela bazı sözler o kadar okunmaz yani şimdi müstehcen sözler var. Evet. Onları sen düzeltirsin. Ama onlara, keşke okunsa. Onlara, öyleymiş ama keşke okunsa. Öyle mi işte. Hayır, Rütük ya da işte TRT için tamam da ama okunsa güzel zaten. Okuyorlar hani şey var ya söylemeyeyim neyse. Ya bazen okunuyor ama bazı... İbrahim Tatlıses diyor yani. Bıyıklarımı işte. Ya söylüyorlar işte. Onun okuduğu şeyi Mukim Tahir'indir o. Ya okuyorlar ama işte.
Ama şimdi onun şeyi yok ki. Denetimi yok. Bizde TRT'de de denetim var. Üstü örtülü okuduğu için bir şey olmuyor ama... Ya o istediğini oku. Sana, mesela şu anda İzzet olsun, Selahattin Alpay olsun, Recep Kaymaklar... Bunlar piyasa yani sanatçısı. O daha ismini ne koyarız? Hani müstehcenlik de demeyelim de yanlış telaffuz olur. İşte o biplediğimiz o kelimeler toplumun bir gerçeği. Günlük hayatta kullanılıyor. Niye okunmasın ki? Ama onu ben de... TRT için haklısınız. Doğru diyorsun. Neyse... Ne diyorum? Aslında neyse onu okumak lazım. Bu arada lazım. Özür dilerim. Yani ben hani bilmeden soruyorum, anlatıyorum. Aklınıza sığınıyorum bu arada. Yani bazıları işte ben mesela benim yaş destanını... Evet. Ha bir de orada şey vardı. Yaş destan için diyor ki mesela... Ya yine özür dilerim ama... Hani böyle sübiyancılık, küçük çocuk vesaire... Yani işte 14'ünde şöyle işte olur. Diyor yani. Ha işte... Yok ya. Gonca açmış şeye benzer diyor. Yaş destanının neresi sübiyancılığı oluyor? Ya işte yaşla ilgili, yaşın küçük olmasıyla ilgili diyor ki işte... Tam ama kardeşim yani şimdi yaş destanı... Özür dilerim ama. Tamam yani, sen doğrusun ama... Ben sadece soruyorum. Dikkat yani. Edersen yaş destanı hem erkek ismi geçiyor hem kadın, ama, bayan geçiyor. Evet. Bir ama yerde, daha o gençlik kısımlarında işte açmış Gonca'ya benzer diye işte... Orada bir ama kadın yani, kız tarifi şimdi var. Şimdi kız çocuğunun sevimli olduğunu ifade ediyor. Bak bir Gonca Gül'e benzer. Evet. Uzanır kameti Selvi'ye benzer. Evet. Yani kız çocuğu için diyor, erkek için de diyor ki bıyıkları burulur, aslana benzer. Evet. Bu ya türlü... bunda nasıl şimdi insanın fikri neyse zikri de olur. Sen öyle düşünüyorsan ona... Ben düşünmüyorum, yani ben soruyorum sadece. Yani benim yaş testlerim TRT'de çalınmıyor. Aa diyor ki bak, bir güzel ki 10 yaşına girince Gonca Gül'dür henüz açılır. Evet. 11'inde Gonca diye koklarlar. Ama orada bir güzel ki dediğin zaman illaki şey değil ki. Evet. Kız değil mi? Yani bir çocuğun sevildiği dönemde. O zaman ne oluyor? Çocuğun sevildiği dönemi Gonca Gül'e benzetmiş. Ama işte bu harp türküleriyle beraber de düşünürsek iş oraya da gidiyor. Nasıl yani? Yani hani dedik ya şey var. Türkülerde işte böyle şey kelimeler var. Ama kardeşim şimdi bunlar, ya ben de soruyorum işte. Bu saraydan yazı geldi, saraydan. Evet. Yazı geldi, bu TRT'den kaldırıldı müstehcen diye. Ha, bunun için mi? Tabii. İşte bak boşa sormamışım ya, suç benim değil. Ama, TRT'de öyle düşünmüş. Tamam da yani orada 10 yaşına girince Gonca Gül'dür henüz açılır. Yok, kız için denmemiş ki. Evet. Erkek de söylüyor, erkek çocukları 10 yaşında. Mesela bak şu 17'de göğüsü cennet bağdır. Uzanır kâmeti hiç Selvi'ye benzer. 17'de göğüsü cennet bağdır. Yani o anlamı işte o değil işte. Ya işte biz öyle anlıyoruz. Yani TRT'de yani, öyle anlamış. Göksü uzanır kâmeti Selvi'ye benzer. Göksü cennet bağdır diyor. Bağdır diyor. Göksü 17'de diyor. 17'de göksü cennet bağdır diyor. Yani onu sen kötü anlamda anlarsan öyle ama. Ama TRT öyle anlamış. Yani kızmayın da bana. Bu mesela ta 4. Murat zamanında okunan bir eser. Evet yani. Tabii. Yani buradan şuraya geleceğiz. Bence okunmalı. Siz de aynısını söylüyorsunuz. Zaten aslı orijinali okunmalı diyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle cinaz var. Mesela oku yaz baban gibi eşek olma. Evet. Atıyorum. Evet. Ama orada bir virgül koyduğun zaman evet. Mana değişiyor. Evet. Oku yaz evet. Baban gibi ol diye. Evet. Baban evet. gibi. Evet. Eşek olma. Evet. Yani bu onun gibi bir şey. Yani onu öyle çekmiş, öyle anlamış. Evet. Ama işte TRT de öyle anlamış. Peki bugün popçular yatağıma geliyor, öpersem şu öpersem. İşte. Yani bunlara evet. kimse bir şey demiyor. Demiyor. Aynen öyle. Haklısınız. Haklısınız. Peki. Birkaç mesaj var. Ondan sonra çok mesaj var Zülfü abi. Başına şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşımız TRT sanatçısı olduğum için bunu sormuş. Evet. Sormuş yani. Biz de bunu kılı kırk yararlar. Evet. Kılı kırk yararlar. Evet. Acaba anlık kötü anlama gelir mi, gelmez mi gibi bir takım şeyler oluyor. Ama bunu söyleyen insanlar o anlamda söylememiş işte. Evet. Özellikle madenler başta olmak üzere yok, çok sayıda... Tumul tumul memeler diyorlar. Evet, evet. Söylüyorlar, evet. TRT'de o şeye repertuara girmedi o eser işte. Evet, ama çalıyor artık. Onun yani. Yüzünden çalıyorlar, girmedi. Ya TRT biraz daha saygın bir kurum. Evet. Onlar da işte insanlar yanlış yerler incinmesin diye hemen şey yapıyorlar, denetimden kaldırıyorlar. Zülfü abi çok mesaj var ama özellikle madenler arıyorlar. Birkaç tanesini hızlı hızlı okuyalım ondan sonra veda edeceğiz. Evet, bunu okumuştum.
Pendik'ten Bekir Kaya selam söylüyor. Çok mesaj var. Mehmet Karaca diyor keşke uygun görse canlı yayına bağlanmak istiyorum diyor. Madenle ilgili çok söyleyeceklerim var diyor ama zamanımız da yok. Yapamayacağız. Evet, Serkan Taşkın diyor ki beyefendiliği, gerek sesi en güzel şekilde temsil eden icrası baba yiğitlik isteyen divanları, müstezatları, hoyratları repertuarında diri tutan ve birçok kişiye örnek olan Zülkü Faltan abimin ellerinden öpüyorum diyor. Mersin'den eyvallah, Serkan Taşkın. Olsun, teşekkür ederim. Hepsini okuma şansım olmayacak. Evet. Evet, çok sizi daha çıktığınız için, çıkardığımız için izleyicilerimizin hepsi bize teşekkür ediyor. Biz de izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Biz de çok mutluyuz sizi burada konuk ettiğimiz için. Sizin gibi kıymetli bir sesi burada misafir etmek gerçekten... Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz sizinle. Elazığ'ın yetiştirdiği, Elazığ'ı kıymetli eden isimlerden birisisiniz. Dışarıda Elazığ'ı ne kadar kıymet görüyor, seviliyorsa buna önemli katkı sağlayan isimlerden, gerçekten önemli isimlerden birisiniz. Ne mutlu bana. Evet. Tıpkı Hüseyin Sezgin'in dediği gibi bu söz çok çok önemli. Ölümsüz ama güncel değil. Ölümsüz ama popüler değil. Evet, bir klasik. Okuduklarınız da klasik. Klasik, evet. Siz kişi olarak da ölümsüz bir isimsiniz. Aynen. Bu klasik eserler, klasik insanlar, bu tür insanlar hayattayken de, hayatta olmadığı zamanlarda da her zaman öldüklerinde de hayatta oluyorlar. Ölümsüz oluyorlar. Onun için bizim için... O tabii dünya durdukça her zaman anılır. Evet. Bir de demiş, şunu söyleyeyim. Yani sanatçı Allah'ın verdiği bir dadu haktır. Evet. Güzel. O yüzden... Ama bence her şeyin başında yine ahlak gelir. Ya, ahlak çok önemli. Karakter gelir. Evet. En önemlisi ahlak. Müzikte de. Tabii. Ya şimdi bu insanlar sana değer veriyorsa, seni yüceltiyorsa, sen popüler oluyorsan, bu sen değilsin. Bunu yapan dinleyicidir. Evet. Onlara saygı duymak lazım. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizi burada görmek bizim için mutluluk verici. Ya ben çok teşekkür ederim. Çok özel bizim için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi seven çok sayıda insan var, özellikle bilenler. Son olarak onlara neler söylersiniz? Öyle veda ederim. Yani ben herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dinleyici olmazsa okuyucu bir şeye yaramaz zaten. Önemli olan tabii hoş bir sada bırakmak her zaman diyorum. Diyeceğim yani bu, yani sağ olsunlar. İyi ki var mı? Onlar iyi ki var, bizi dinliyorlar bak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sanatçı bu tür şeyleri duyduğu zaman da onuru oluyor. Evet. Şimdi doğruya doğru. Evet. Ama herkes bunu ister yani. En popüler sanatçı bile sahnede bir şey olmazsa, istek olmazsa, alkış olmazsa, kalabalık gitti, işte boş görürler. Kalabalık yok, sandalyeler boş. Evet. Morali anında bozulur. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ ol. Bizi çok mutlu ettiniz. Sağ ol. Ben de size teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Elazığ'ın yetiştirdiği çok önemli bir isim, çok önemli seslerden biri. Sayın Zülkü Faltan konuğumuz oldu. Başka bir programda buluşmak dileğiyle mutlu akşamlar.